11-17 yengeç burçları 11-17 Ocak haftası özellikle özel hayatınız değerli yengeç burçları özel hayatınızla alakalı bir türlü insanlara kendinizi ispatlayamıyorsunuz ve esnek yani kendi kural, kendi düzen, kendi hayatınızla alakalı bir türlü esnek olamadığınızdan insanların size böyle bir kırr deme bir evresi var. Evet, biraz esnek olmaya ihtiyacımız var. Yaratıcılığınızı esnekliğinizle örterseniz çevremizdeki insanların bu baskıcı, sizin üstünüze yapışmış sözlerinden kurtulabilir. Daha rahat bir nefes alabilirsiniz. Çünkü herkese uyum ve düzene itmek istediğiniz için kendi işiniz, kendi paranız, kendi alanınızda daralma yaşıyorsunuz. Rica ediyorum sizden biraz kendiniz için nefes alacaksınız. Çok yoğun bir iş temponuz var. Bu hafta evraklar, dosyalar, hukuki evraklarınız olabilir ya da muhasebe alanında çok evraklı bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili çok büyük bir çalışma temponuz var. Hatta bu 22 Ocağı kadar devam edecek. Yani geceniz, gündüzünüz birbirinize karışabilir. O yüzden ilişkilerde sertlikler yaşayabilirsin. O yüzden insanlar senin üstüne gelecek olabilir. Biraz daha bunu yumuşatarak halledersek siz de zarar görmeden bu haftayı atlatmanız hayırlı olur. Büyük alanlarda kendi işini yapmak isteyen restoran, kafe ya da bu tarz işleri olan bazı yengeç burçları biraz daha maddi olarak zorlanma evresine giriş yapacaksınız. Devletteki başvurularınız bazı parasal evrelerinizi toparlamaya çalışsa da sizi tatmin eden paralar olarak göstermiyor. Farklı büyük kurumsal firmada çalışmak isteyen ve koltuğunun değişmesini artık hak ettiğim noktaya geçmek istiyorum diyen bazı yengeç burçlarında evet bununla ilgili hızlı çalışma ve tempo başlangıcı ama Şubat ayını beklemen lazım. Şu an bu altyapıyı yap ama Şubat'ta yerin değişmiş olma ihtimali daha yüksek değerli yengeç burçları. Ani karar verip hata yapmanızı istemiyorum. Bir de şöyle kendi işini yapan bazı gıda sektörü olabilir, tekstil sektörü olabilir, farklı sektörlerde olan bazı yengeç burçlarında işinizde çok güzel bir büyüme haftası. Bunun altyapısını yaparsanız da 7. aya kadar çok büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Miraslı konularınız, ailenizle alakalı toprak, miras yani bu tarz gündemde gelecek bazı mal konularımız söz konusu ama bunlar için daha davaların devam etmesi lazım. Yani bunun hayaline girerseniz daha aç kalırsınız. Lütfen ve lütfen yani şu an o hayal değil, gerçek olan yaşamınızı ön planda tutun. İş bekleyen özellikle devlette başvurusu ya da büyük bir taşeron firmaya başvuru yapan bazı yengeçler için de evet olumluluk bununla ilgili çok büyük bir mücadele ve araya girecek aracılarınız size bu konuda yardımcı olacak ve iş kapınızla ilgili sorunlar bitecek. Özellikle iletişim üzerinde çalışan ve iletişim üzerine iş yapan bazı yengeç burçlarında yer değişimi, alan değişimi, hatta ve hatta sizi onuru edecek evrelerin mutluluğunu tadabilir. Bu da sizi çok motivasyonunuzu artıracak. Sağlık sektöründe çalışan özellikle sağlık alanında eczacı bile olabilirsiniz. Ne bileyim hastanede temizlik işi yapıyor olabilirsiniz. Değerli hasta bakıcı olabilirsiniz. Bununla ilgili memnun olmadığınız noktaların değişmesini istiyorsunuz ama daha buradasınız. Şu an stres yapıp da insanlara saldırma yerine sahip çık değerli yengeç burçları diyorum. Kendi işini yapacak farklı iş ve ortaklı düşünce olan yengeçler için evet olabilir. Bunun için altyapıyı sağlarsanız güzel ortaklı bir iş size çok güzel maddi dengelerin rahatlaması sizi daha keyifli kılacak. Sabırsız mısın? Hayır, mantıklı şeyler yapıp büyük kazançlar sağlamak istiyorsun. Mantığını kullandığın sürece her zaman başarı sağlayacaksın. Aşk bekleyen ve uzun süredir aşksız olan yengeç burçlarına bu hafta sürpriz, yenilikler, güzel ilişkilere, güzel adımlar, sizi etkileyecek insanlarla diyalog enerjisine gireceksiniz. Bu da sizi mutlu edecek. Sağlık olarak boğaz enfeksiyonlarınız, özellikle iç kulak iltihabınız, saç dökülmeniz ya da alerjik egzama gibi durumlarınız olabilir. İhmal etmeyin değerli yengeç burçları diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Astrolojiden ne haber ve akkayofficial Instagram sayfalarımı takip etmek isterseniz buyurun takip edin. Annenizden kalan bir mal konusu var. Gündeme gelecek teyzeler, dayılar birbirine girecek. Aman karışmayın diyorum.